Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bej rengi bir ipim var. Altın başak maxi ipim. 1,50 milimetrelik de bir tığ kullanacağım. 5 numara 1,50 milimetre diye geçiyor. Güzel bir model. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine ranları, masa örtüleri, sehpa örtüleri tarzında şeyler ya da yatak örtüsü de olabilir. Güzel durur diye düşünüyorum. Başlayalım şimdi modele. 4 zincir çekerek başlıyoruz şöyle ortadan. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batıyoruz. Böyle küçük minicik bir yuvarlak elde ediyoruz burada. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tığın başını dolayıp bu küçük yuvarlağın içine giriyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar giriyorum. Bir trabzan. 2 zincir tekrar. Aralarda 2 zincir çekiyoruz ve buraya trabzanlar yapıyoruz. Evet, bu şekilde baştaki zinciri de sayarak 8 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 2 zincir. 6. 2 zincir. 7. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. 8. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum burada. 3. zincire batıyorum ve birleştiriyorum. Şöyle birleştirelim. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Aynı yere batarak 1, 2, 3 defa çekerek bir trabzan yapıyorum. 4.'ü çekmiyorum. Tekrar 2 doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 4. çekme işini birlikte yapıyoruz. Ve 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi bir sonraki trabzanın üzerine geçeceğiz. Bu sefer tığımı bir kez doluyorum. Bir kez doladım. Trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2. 2 kez çekiyorum. 3.'ü çekmiyorum. Tekrar doladım. Buraya da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz ama üçlü trabzan yapıyoruz. 3. çekme işlemini birlikte yapıyoruz. Bir tanesi böyle uzun olacak, bir tanesi böyle kısa olacak. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 2 kez doladım. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine geçtim. 1, 2, 3 çektim. 4.'ü çekmedim. 2 doladım. 1, 2, 3. 2 doladım tekrar. 1, 2, 3. Hepsini birlikte çektim. Şimdi dörtlü yaptık, üçlü yaptık, tekrar dörtlü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir kez dolayarak üçlü trabzan yapacağız. Yani iki kere çekeceğiz. Üçüncüyü sonra birlikte çekeceğiz. 2, 3 ve kapattık. Biri uzun, biri kısa, biri uzun, biri kısa olacak. Şunlar uzun, şunlar kısa. Evet, şimdi tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. 2 doladık. 1, 2, 3. Tekrar 2 doladık. 1, 2, 3. 2 doladık. 1, 2, 3. Ve kapattık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1 doladık. 1, 2 çektik, bıraktık. 1, 2 çektik, bıraktık. Önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek çekiyorum.
bırakıyorum. 3 tane olunca hepsini birlikte çekerek kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 2 defa doladım. Her trabzanın üzerine batıyoruz. Şimdi dörtlü trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. 1 doladık. 1, 2, 3, kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burada dörtlü ile başlamıştık. Tepe noktasına batarak şöyle birleştiriyoruz. Şu arkadaki ipimizi keselim oradan. Bunu trabzanları yaparken gizledim. Şöyle dibinden kesiyorum. Evet, ortamı sığdır şimdi. Evet, şimdi birleştirmeyi bu şekilde yapmayalım. Şu üzerine trabzan yapacağız. Şuradan ipi yürütmek istemediğim için böyle yapıyorum. Şimdi söktüm bunu. Bir zincir çektim. Hatta iki çekelim. Şöyle iki zincir. Tığın başını iki doladık. Geliyoruz. Pardon. İki zincir çektik. Bir kez dolamak yeterli. Bir zincir çekelim. Şu noktaya batalım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekerek şöyle ipimizi ortada bırakalım. Burada bırakalım ve bir, iki, üç, dört tane zincir çekelim. Dört tane zincir birinci trabzanımız olacak. Şimdi buraya batarak iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bir doladık. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki defa da çekiyorum. Yani dörtlü, üçlü, üçlü, ikili. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Boşluğa batarak. Şimdi bir sık iğne de geliyoruz. Bu alttaki üçlü grubun tam üzerine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir doladık. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi. Şuranın tam tersi. İki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir. İki. Şimdi iki doladık. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, arada şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 1, 2, 3. Şimdi bunu yaptığımız yer şu dörtlü trabzanların sağı ve solu. 3 zincir çektik. Buradaki dörtlü trabzanın sağına ve soluna da aynı işlemi yapacağız. Yani hemen bir sonraki boşluğa tığ 2 dolayarak giriyoruz. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, bir doladım. Bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle iki defa da. Yine aynı boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz şimdi. Sonra bu üçlünün tam tepe noktasına batarak bir sık iğne daha yapıyoruz. 3 tane oldu. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Tığ dolayıp bir tane ikili trabzan. 1, 2 de çıktım. Tığ doladım. 2 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 de çıktım. Bir tane daha aynısından yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi tığ 2 kez doladım. Bir tane dörtlü. Bu şekilde etrafını dolanacağız. Şöyle yakından gösterelim. Evet, geçişlerde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2 doladım. Hemen bir sonraki boşluğa. 1,
2, 3, 4. 2 tane üçlü. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi bir tane ikili. Böyle büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de buradaki üçlü grubun üzerine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer boşluğa geçip bir sık iğne. Buradan da küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bir tane ikili trabzan. İki tane üçlü. Bir, iki. Şimdi iki doladık. Bir tane dörtlü. Bir, iki, üç zincir. Tekrar iki doladım. Bir tane dörtlü. Bir, iki, iki tane üçlü. Bir tane ikili. Bir tane sık iğne. Şimdi buraya da bir tane sık iğne. Bir tane de diğer boşluğa sık iğne. Bir doladım. Bir tane ikili. İki tane üçlü. Bir. Pardon. İki. İki doladım. Bir tane dörtlü yapıyorum. Burayı da bitirdik. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki ilk trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu birinci trabzanımız. Hemen sıradaki üye batıyorum. 2. Üçlü trabzan yapıyorum. 3, 4, sık iğnenin üzerine geldim. 5. 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu ortada bir tane daha sık iğne yuvamız var bakın. Bu 5 tane yaptıktan sonra bu ortadaki sık iğnenin içine batarak 5 tane daha sık iğne yapıyorum. 1. Aynı yere batarak yapıyorum bunu. 2. 3. 4, 4 tane pardon, 5 dedim. 4 tane yapıyorum. Şimdi tığımı ilmekten çıkarttım. Şurada ilk yaptığım 5 tane trabzana dokunmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 taneye dokunmuyoruz. Ve buradaki 1, 2, 3, 4, 4. trabzanın üzerinden giriyoruz. Şu ilmeğimizi de buradan alıp buradan çıkartıyoruz. Böyle bir ne deniyordu? Fıstık yapıyoruz buraya. Şimdi tığ 1 doladık. Hemen yanında şurada 3 sık iğne yapmıştık. 3'ünü de kullanıyoruz. Ortadakine bu fıstığı yaptık. Hemen bu yanındaki sık iğnenin içine giriyoruz. 1, 2, 3 çektim. 1, 5 tane trabzan yapacağız şimdi. Her bir yuvaya batarak. 2. Pardon, 3'ü yapamadım. Şöyle. 3. 4, 5. Şurada ortada bir fıstık yapıyoruz. Kenarlarında 5'er tane trabzan. Burası böyle yukarıya kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya geliyorum. Bunu 6'da çekebiliriz aslında. 6 yapalım zincire. Gerdirmesin. Şurada hafiften böyle bir gerginlik oluştu gibi. Şimdi düzelecek. 6 zincir çektim. Bir doladım. Geliyorum ilk trabzanın tepesine. 1. Sırayla batıyorum şimdi. 2.
3 4 Şimdi 5. buradaki skenin üzerine geliyor. 5. 5 taneyi tamamladık. Şimdi bir sonraki skenin üzerine giriyoruz. Aynı yere batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3, 5 de yapabilirsiniz aslında. Fıstık biraz daha bombeli durur. Yani şöyle duruyor burada. 4 tane yapıyorum ben. Geliyorum şimdi. Şuradaki 5 trabzana hiç dokunmuyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. üzerinden giriyoruz. Bu ilmeğimizi de buradan alıyoruz ve buradan çıkartıyoruz. Şöyle tutarsak daha düzgün görünüyor. Şimdi hemen tığ dolayıp bunun yanında bir sık iğnemiz daha var. Buraya giriyorum. 1 diyorum. Devam ediyorum. Şimdi her biri yuvaya batarak. 2 3 4 5. Burayı da tamamladık. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Şimdi burayı ve burayı da aynı şurada gösterdiğim şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamlayalım, başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde örerek buraya kadar geldik. 6 tane zincir çekiyorum. Geliyoruz ilk trabzanın, daha doğrusu zincirle çıkıyoruz ya burada. Zincirin üzerine batarak şöyle birleştirelim. Şimdi bu kısımlar aynı şekilde öreceğiz. 1, 2, 3 tane zincir. Bu birinci trabzanımız. Hemen sıradakine batıyorum. 2, 3, sırayla batıyoruz. 4, 5. 5 taneyi yaptık. Şimdi ortadaki fıstığın üzerine şöyle hemen bakın yanında şöyle bir boşluk var. Buraya batıyoruz. Buraya bir aynı yere batarak, aynı alttaki mantık gibi aynı yere batarak 2 3 4 4 tane trabzan yapıyoruz. İlmeği tığdan çıkartıp buradan dördüncüye batıyorum. Şuradan da ilmeği alıyorum. Buradan geçiriyorum, sıkıştırıyorum. Hemen sıkışık vaziyette tığ bir kez dolayıp yanındaki, şurada atlamayın. Buraya 5 trabzan olacak. Bir şuradan sayarsanız daha rahat edersiniz yuvaları. 1 2 3 4 5 tam şu diptekine batmanız gerekiyor. O görünmüyor, fıstığın altında kalıyor. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yine trabzan yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir. Tığ bir kez doladık. Şurada 6 zincirimiz vardı. Şöyle tam ortasına, zincirin içine bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Zincirin ortasına. 1 2 3 4 zincir. Tığ bir kez doladık. Şimdi diğer kenara geçiyoruz. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Önce 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi zaten bakın şurada sırası geliyor. Hemen burada yeri belli. Buraya batıyoruz. Buraya aynı yere batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 İlmekten tığımızı çıkartıp 1, 2, 3, 4, 4'üncüye batıyoruz. İlk şu başak tanesinden sayın. 1, 2, 3, 4. 4'üncüye batıyoruz. İlmeğimizi buradan aldık ve
Çektik, sıkıştırdık. Şimdi tığımızı doladık. Hemen yanındakini şuraya. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu şekilde burayı da tamamladık. Şöyle ortada fıstıklar yine var. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kez doladım. Tam zincirin ortasına batıyorum. Zincirin içine girerek. Bir tane trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar geliyoruz. Burada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde şimdi diğer iki tanesini de yapalım. Başlangıç noktasına kadar, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar şimdi. Yine en son köşeyi de yaptık. 4 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz yine ilk trabzanımızın zincirimizi tepesine batarak birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bu kısım hep aynı gidiyor arkadaşlar. Sadece son sıralı bir değişiklik var. Yine aynı şekilde önce 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3, 4, 5. Sıradaki şurada yuvası belli. Buraya giriyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yere batarak şimdi. 2, 3, 4. Aynı yere batarak yaptık. İlmekten tığımı çıkartıyorum. Buradan 4. trabzanın üzerine girip ilmeği alıyorum. Sıkıştırıyorum. Hemen tığ bir kez dolayıp hemen şöyle yanındaki bakın dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burayı da tamamladık. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımızı bir kez doladık. Şurada 2 tane trabzan yapmıştık. Pardon, 2 tane zincir çekerek 2 trabzan yapmıştık. Doğru. Bu boşluğun içine batıyoruz. Buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Ve 3 dedim, bitirdim zannettim. 4 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geliyoruz bu kenara. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladık yine hemen buradaki yuvaya batarak 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Tığımı çıkarttım. 4. trabzana batıyorum. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle elimizle arkadan itersek de fıstık daha güzel duruyor. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir doladık. Burada oluşturduğumuz V'nin içine giriyoruz. 4 tane de buraya trabzan yapıyoruz yine. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir doladık.
Bu tarafa geçiyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Şöyle bakalım yine. Burada bir değişiklik yok. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada sadece 4 tane trabzan yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu şekilde tekrar bir sıra daha dolanalım. Sonra bir üste birlikte geçelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde görünüyor şu anda. Yine 6 zincir çektik. Birleştirelim. İlk trabzanın üzerine birleştiriyorum ve 3 tane yine zincirle yukarıya çıkıyorum. Yine dediğim gibi burayı aynı şekilde örüyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. Burası zincirle birlikte 5 tane olacak. 3, 4, 5. Hemen sıradaki yuvaya, şuraya üzerine yine fıstık yapıyoruz. 4 trabzan yaparak 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4. İlmeği çektim, sıkıştırdım. Tığımı doladım. Hemen şuraya atlamayın. Sadece dikkat etmeniz gereken yer. Buraya atlarsanız 4 trabzan olur burası. Tam fıstığın gerisinde kalıyor yanında. Oraya batıyoruz. Evet. 5'e tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yine. Tığımızı bir kez doluyoruz. Bu önümüzdeki boşluğun içine batarak şöyle ileriye doğru batarak trabzan yapıyoruz. 1. Yine boşluğa batıyoruz. 2. Boşluğa batıyoruz. 3. Şimdi dördüncü trabzanı buradaki trabzanın üzerine batarak yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Tığımızı bir kez doladık. Şimdi şuradaki boşluğa da yine buradaki gibi 4 tane trabzan yapacağız. Birinciyi yaparken buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Sonra boşluğa batarak 2, 3, 4. 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Bir doladık. Yine geliyoruz. Buradaki trabzanlı bölümümüzü aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Tek fark şurası ikişer tane dolgu olacak. Burayı aynı örüyoruz. Buraya geldiğimizde şu işlemin aynısını yapıyoruz. Şimdi bir sıra daha bu şekilde dolanalım. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şu anda motifimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi yine devam ediyoruz. Bundan sonraki sıralar zaten hep aynı sıra tekrarı. Nereye kadar? Mesela şimdi şurada bir dolgu yaptık. Burada iki dolgu yaptık. Burası 4 dolgu oluncaya kadar. Aynı şekilde öreceğiz. Şimdi yine birleştirelim. 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyor. Pardon, 5 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki şurası fıstığın yanı. Buraya da bir aynı yere batarak yine 2, 3, 4. Şimdi tığımı çıkarttım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden giriyorum. İlmeğimi alıp çekiyordum. Çekemedim. Tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet, çektim, sıkıştırdım. Bir doladık. Hemen yanındaki bakın şurada.
Giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir doladık. Hemen ilk boşluğa yine batıyoruz. 4 tane buraya trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü bunlar bu tarafa kaymasın diye buradaki ilk trabzanın tepesine batıyoruz. 4. 1, 2, 3 tane zincir. Bir doladık. Şimdi sıradaki şu boşluğa yine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Şimdi boşluğa yapacağımız için yine birinciyi buradaki trabzanın tepesine batarak yapıyorum. 1, sonra boşluğa batarak 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Geliyoruz trabzanlarımızın üzerine. Burayı da yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Sadece pardon, değişiklik. Burada şimdi 1, 2, 3 tane dolgu oldu. Bir sonraki sırada 4 dolgu olacak. 4 dolgu son sıramız olacak ve şurada bir farklılık olacak sadece. Şimdi bu şekilde dolanalım, başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Şimdi yine 6 zincir çekerek birleştirelim ve son sıraya geçelim. Yine ilk trabzanın üzerine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi son sırada burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şurada yaptığımız gibi ilk bir tane dörtlü. Şimdi tığ bir kez doluyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 2 tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan. Sıradakine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi hemen sıradaki yuvaya, buraya yine aynı şekilde fıstık yapacağız. 4 tane üçlü trabzan yaparak tığ bir kez dolayıp buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde tığımı çıkartıyorum. Buradaki ilk yaptığımız trabzanın şöyle tepesine doğru batıyoruz. Şimdi sık iğneden sonra yaptığımız için şurada küçük kalıyor. Oraya atlamayalım. Dördüncüye batıyoruz yine. Çekip sıkıştırıyoruz. Sonra tığ dolamadan yine burada 5 tane olacak ama önce sık iğne olacak. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Şöyle fıstığımız dışa gelecek. Arkasından doğru çekelim. Bir sık iğne. Şimdi bir doladım. Sıradaki yuvaya ikili trabzan. Şimdi 2 tane üçlü trabzan. 1, 2, 2 defa dolayıp bir tane de dörtlü trabzan yapıyoruz. 4 defa da çıkıyoruz. Şöyle bir eğim veriyoruz burada. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı buradaki mantık. Önce boşluğa giriyoruz. 1, yine boşluğa.
2 3 pardon, dördüncüyü trabzanın üzerine batarak yapıyorduk. Dördüncüyü trabzanın üstüne batıyorum. 4. 4 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Şimdi sırayla her boşluğa 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 1 2 3 zincir. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 zincir. Buradaki boşluğa da 4 tane trabzan yapacağız. Ama önce birinciyi buradaki son trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. 1 2 3 4 Evet, 1 2 3 4 5 6 zincir. Geliyoruz yine trabzanların üzerine. Tığımızı 2 defa doluyoruz önce. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4'te çıktık. Şimdi bir kez doladım. 2 tane üçlü yapıyorum. Yine bu şekilde 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. 1 2 2 tane üçlü. Bir tane ikili trabzan. 2'de çıktım. Bir sonrakine de batıyorum. Tığı dolamadan bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Şimdi yine hemen sıradaki yuvaya tığ bir kez doladık. 3 defa çekiyorum şimdi. 1 aynı yere 4 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. 2 3 4 Tığdan ilmeği çıkarttık. Geliyoruz buraya. İlk yaptığımız trabzanın üzerine yine fıstığımızı yapıyoruz bu şekilde. Şimdi şöyle tutalım. Bakın hemen şuradaki yuvaya bir sık iğne yapıyoruz. Arkadan fıstığı ittiriyorum. Sık iğne arkada kalıyor. Şimdi bir doladım. Hemen sıradakine tam tersi şimdi. Önce büyükten küçüğe yaptık. Şimdi küçükten büyüğe. İkili trabzan bir tane. İki tane üçlü trabzan. Sonuncuyu da 2 dolayıp bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek burayı da aynı şurada yaptığımız gibi 4 tane dolgu yapıyoruz. Sadece şu kısımda büyükten küçüğe, küçükten büyüğe ortadaki fıstığımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle fıstıkları arkadan ittirirsek daha düzgün görünür. Şimdi tamamlayıp başlangıç noktasına dönüp geliyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi son sıramızda tamamladık. 6 zincir çekiyoruz yine. Birleştiriyoruz buradan ve bitiriyoruz. Evet, bir tane de zincir çekiyorum ipi kesmeden önce. Sonra buradan ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yatak odası, pardon, yatak örtüsü olarak da yapabilirsiniz. Gayet güzel duruyor yatak örtüsü olarak bu motif. Yalnız ütülerken şunları çok ezmemeye çalışmamız lazım. Böyle hafif bir buharla üstünden gitsek yeter. Farklı ipler de kullanabilirsiniz tabii yatak örtüsü için. Şimdi birleştirmeyi yapmadım. Bir sonraki videoda birleştirmeyi göstereceğim. Çünkü bu da benim de ilk motifim. Bir motif daha yapıp
Bir tane birleştirme göstereceğim. Birleştirmesi çok kolay. Şu kenardaki dolgu yaptığımız yerlerden birleştiriyoruz. Şu ipimizi de yine gizleyelim şuralardan. Evet, buradan da tamamen kesin. Şimdi sadece şurada dolgu yaptığımız boşluklar var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sadece buralardan birleştiriyoruz. Bir tane böyle birleştiriyoruz. Kare olacak bu. Üçüncü motif yaptığımızda buradan birleştiriyoruz. Dördüncü motif yaptığımızda yine yandaki çizgilerden. Şimdi bir sonraki videoda arkadaşlar bir tane birleştirme örneği göstereceğim size. Daha net anlaşılır sanırım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.